Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir telefon incelemesine daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Huawei Nova 11 Pro var. Cihazın gerçekten üzerinde düşünülmüş, çalışılmış pek çok detayı var. Arka kamera tasarımını görüyorsunuz. Aynı zamanda arkasındaki deri vegan bir deri. Onun dışında kavisli kundun ekranı ve en ilginci 60 megapiksellik ön kamerasıyla Nova 11 Pro gerçekten öne çıkan bir telefon. Şimdi gelin bu cihaza biraz daha yakından bakalım. Öncelikle gelin her zamanki gibi bir kamerayla başlayalım. Ama bu kez ön kameradan başlayacağım çünkü az önce de söylediğim gibi 60 megapiksellik bir yapıya sahip. Bu da alışılmışın dışında. O yüzden önce oraya görelim istiyorum. Günlük hayattaki kamera kullanımımıza baktığımızda aslında evet çeşitli zamanlarda manzaralarda arkadaşlarımızı çekerken ya da arkadaşlarımız bizi çekerken arka kamerayı kullanıyoruz ama genelde o selfie geleneğinden pek kopmuş değiliz hala. O yüzden ön kameradaki bu artı gerçekten kullanım deneyiminde de bir artı oluyor. Burada 60 megapiksel ve 8 megapiksellik iki kamera görüyoruz. Birisi bahsettiğim gibi 60 megapiksel ultra portre çift kamera. F2.4 diyafram açıklığına sahip 100 derecelik ultra geniş açısı var ve 4K videolar çekebiliyorsunuz. Diğer kameramızda 8 megapiksellik portre yakın çekim kamerası ve F2.2 diyafram açıklığı bulunuyor. 5X dijital 2X'te optik zoomu var. Yine 4K görüntü kalitesine sahip. Yani ön kameralar üzerinde gerçekten uğraşılmış, bu yüzden beğendiğimi söyleyebilirim. Doğru ışık ve doğru açıda gerçekten çok güzel sonuçlar verebilir ki bu sonuçları da şu ana kadar ekranda gördünüz. Şimdi geçelim arka kameraya. İlki 50 megapiksellik F1.9 diyafram açıklığı bulunan ana kameramız. QPD tam piksel hassas odaklama ile çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz hem fotoğrafta hem videoda. Ultra geniş açılı kamera ise F2.2 diyafram açıklığı ile birlikte 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Ön kamerada geniş açı 100 dereceydi ama arka kamerada bu açı 112'ye kadar çıkıyor. Lazer odak sensörü ve 10 kanallı renk sıcaklık sensörü ile birlikte arka kamera grubunu tamamlıyoruz. Şu ana kadar fark ettiyseniz hem ön hem de arka kamerada yüksek megapiksellerden bahsettim. Ama artık günümüzde hepimiz biliyoruz ki bir fotoğraf ya da videonun güzel olması için megapiksel değerinin yüksek olması yetmiyor. Yani tekil bir değeri yok denebilir aslında. Ama Huawei bunu da düşünmüş, hani böyle bir göz boyama megapikseli koymamış aslında bu telefona. Kameralarında 50 milyon RYYB ultra algılayıcı görüntü birimi kullanmış. Yani bu sayede kameranın içine giren ışık miktarı neredeyse %40 artmış oluyor. Az önce demiştim ya doğru ışığı yakalarsanız diye. İşte bu konuda da cihaz size daha çok yardımcı oluyor ve o aradığımız fotoğrafımızı çok daha güzel hale getirecek olan ışık aslında kamera tarafından bize biraz da kolaylıkla sağlanıyor. Aynı zamanda odaklama hızı da artırılmış. Bu da aslında hiçbir anı kaçırmamamız anlamına geliyor. Çünkü benim daha önce deneyimlediğim bazı Android telefonlarda arkadaşlar, işte bazen net kaçıyor, bir türlü netlemiyor, böyle uğraşıyor ve netlemediği halde bırakıyor falan böyle. Burada Huawei Nova 11 Pro'nun odak hızı gerçekten çok yüksek. Bu yüzden kolay kolay bir anı kaçırmıyorsunuz. Bu da gerçekten kameraların size sunduğu artı bir hizmet. Gece çekimleri de oldukça iyi bu arada. Tabii zifiri karanlıkta falan değilseniz ama bu gece çekimi olayını Huawei gayet iyi bir şekilde çözdü diyebilirim. Makro ve manzara çekimlerinde de yine istediğim güzel sonuçları alabiliyorum diyorum ve kamerayla ilgili benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar, devam ediyorum. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa kamera tarafıyla ilgili bunu lütfen yorumlarda belirtin, elimden geldiğince cevaplarım. Geçiyorum tasarım tarafına çünkü gerçekten farklı ve şık bir tasarım yapılmış. Arka tarafta böyle çok tatlı bir doku var. Bu taraf deri ama vegan bir deri olduğunu söyleyeyim tekrar. Üzerinde Nova fontlarının işlemesi var kabartmalı bir şekilde. Şunu söylemem lazım, telefonlar bildiğiniz gibi böyle biraz da pürüzsüz yapılara sahip olarak üretiliyor. O yüzden çıplak halde elde tuttuğunuzda böyle biraz daha kaymaya ve düşmeye meyilli oluyorlar. Ama burada Nova'nın kendi orijinal arka kapağı biraz daha ele oturabilecek ve rahat tutabileceğiniz bir yapıya sahip. O yüzden kolay kolay düşmez diyorum ama tabii ki bir kılıf kullanın, ne olur ne olmaz önleminizi almak şart. Kutunun içinden bir adet de şöyle şeffaf bir kılıf çıkıyor arkadaşlar. Şeffaf olmasının şöyle bir güzelliği var. Bu dokuyu, hani arka tarafın o tasarımını hiç etmiyor. Kutumu kapatayım, bir kenara koyayım. İsterseniz bir boyutuna bakalım arkadaşlar. 164.2 mm yüksekliğinde, 74.35 mm genişliğinde ve 7.88 mm bir kalınlığa sahip. Aynı zamanda da sadece 188 gram ağırlığında, yani bir amiral gemisi telefonun hem böyle şık hem ince hem de hafif bir yapıya sahip olması bence gayet iyi. Çünkü birçok markanın amiral gemisini elinize aldığınızda böyle bir tuğla taşıma hissini yaşıyorsunuz gerçekten. Nova 11 Pro o konuda bence gayet şık. Ben de ne çok övdüm telefonu. Hatta şey söyleyeyim, daha döveyim. Şık, hafif ve zarif. Bu da slogan olarak kullanılır belki. Şimdi ön tarafa baktığımızda burada bizi 120 Hz'lik yenileme hızına sahip 6.78 inçlik bir ekran karşılıyor. Bu ekran Kunlun Glass yapıda ve oldukça dayanıklı gerçekten. Bunu da işte Gorilla Glass'ın rakibi olarak görebiliriz. Büyüklük olarak bence gayet okey. Kaba değil, belki biraz hani enine daha geniş olabilir mi diye düşünebilirsiniz ama ekran gövde oranı yüksek olduğu için bu açı kapanıyor aslında. Aynı zamanda 8 GB'lık bir RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip. Yani benim 3 yıldır aktif olarak kullandığım bir Android cihazım var. O da 256 GB.
GB ve daha yarısını yeni doldurdum diyebilirim. 128 olmasın hadi okey ama böyle 512'ler, 1 TB'lar falan değil de bence 256 GB kullanılabilecek en iyi depolama alanı diye düşünüyorum. O yüzden fazlasına da para vermeye gerek yok. Ben o telefonda videolarımı da çekiyorum. Kendi işlerimi de yapıyorum. İşlemci tarafında Snapdragon 778G bulunurken işletim sistemi ise EMUI 13. İşlemci şu an için yeterli ve şunu söylemem lazım. Birçok testte bir üst segment işlemciye göre yakın sonuçlar veriyor. Bu yüzden hani neden bu da o değil falan gibi düşünceye kapılmamıza hiç gerek yok. Nefes alan sıvı soğutma sistemi sayesinde de kolay kolay bir ısınma yapmıyor. Hatta isterseniz konu buraya gelmişken gelin bir PUBG oynayalım, bir oyun testi yapalım, ondan sonra geri dönelim. İlk olarak oyundan önce şarjımızı ve sıcaklığımızı bir ölçelim. Evet, testimiz bu kadardı arkadaşlar. Sonuçları da zaten siz de gördünüz. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda lütfen bunu belirtin ve ben devam ediyorum. 120 Hz'lik ve 2412'ye 1084'lük çözünürlüğe sahip ekran sayesinde akıcı, Touch Turbo 3.0 sayesinde %5 azaltılmış gecikmeli ve GPU Turbo 3.0 sayesinde net 1 derece cihaz sıcaklığı düşüşü sağlanıyor. Aynı zamanda 80 derecelik ultra geniş çift stereo hoparlör sayesinde de gayet iyi bir ses deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Tabi bu ses deneyimi sadece oyun için geçerli değil, hem müzik dinlerken hem de bir şeyler izlerken de belli bir seviyenin üzerinde kalite aldığınızı söyleyebilirim. Ekranla ilgili birkaç detay daha vereyim size. 429 ppi'lik ve 10.7 milyarlık renk skalasına sahip P3 renk gamı ve yapay zekalı bilişim görüntü kalitesiyle çok iyi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz ekranın üzerinde. Şimdi buraya kadar her şey okey, fark ettiyse gayet güzel geldik ama Huawei telefonların en çok konuşulan konusu şu, telefon içinde bir Play Store ya da App Store yok. Bu sebeple de insanlar uygulamaları kullanmanın zor olduğunu ya da işte Google uygulamalarının olmadığını düşünüyor. Ancak böyle bir durum yok çünkü Huawei kendi geliştirdiği App Gallery sayesinde bu sorunların neredeyse tamamını çözmüş durumda. Burada başta banka uygulamaları olmak üzere Türkiye'de artık popüler hangi uygulama geliyorsa aklınıza hepsi mevcut. Oyunlar, Netflix, işte alışveriş siteleri, Instagram, WhatsApp, Facebook artık aklınıza ne geliyorsa. Google uygulamaları içinde çok kısa bir işlem var. Burada üçüncü parti bir yazılım olan Gbox kullanıyoruz. Şimdi hızlı işlem dedim ama bu çok lafta kalmasın. İsterseniz gelin hızlıca bir göstereyim size. Burada App Gallery'ye girip YouTube araması yapıyoruz. Çıkan sonuçtan Gbox'ın web sitesine gidiyoruz. Gbox'ı indirip kuruyoruz. Sonrasında bizden pil optimizasyonu vesaire işte çeşitli izinler istiyor. Bunları verip Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Ve buradan da Google'a dair ne varsa hepsini indirebiliyoruz. Şu anda uygulama listesini zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Aynı zamanda bu listede bulunan uygulamaların sayısının her geçen gün daha da artacağını söylüyor Huawei tarafı. Bu arada Gbox ayarlarındaki klon seçeneğini aktif ederek bildirim sorununu da tamamen çözüyorsunuz. Yani anlayacağınız Huawei telefonları kullanmamak için artık hiçbir sebep yok. Rahatça kullanabilirsiniz, rahatça alabilirsiniz, rahatça geçiş yapabilirsiniz. Hatta geçişlerde Huawei Cloud Drive ile bulut hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Bu da işimizi daha da kolaylaştıran bir etken. Şimdi buraya kadar anlattık ama hepsinden önemli belki de düşünmemiz gereken şey şu. Biz bu cihazı ne kadar süre kullanacağız? Yani şarj ne kadar gidiyor? Cihaz içinden şöyle gördüğünüz gibi dev bir 100 wattlık adaptör çıkıyor. Bu adaptörle Nova 11 Pro'yu 10 dakikada 0'dan 60'a, 20 dakikada da 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında eğer bir yandan aktif kullanıp bir yandan telefonu şarja taktıysanız da 15 dakika gibi bir sürede %50'lik şarj doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz. Bu arada kutu içinden bir de şöyle şarj kablosu çıkıyor adaptörle birlikte. Yani işte diğer markalarda olduğu gibi bunları ayrıca almak gibi bir gerekliliğiniz yok. Şimdi geçelim ürünün fiyatına. Arkadaşlar Huawei Nova
HOVA 11 Pro'nun fiyatı şu anda 25 bin lira. Yani bütün özelliklerini topladığımızda aslında günümüz ekonomisine göre çok uygun fiyatlı bir amiral gemisiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Demem o ki eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız Huawei Nova 11 Pro sizin için gerçekten iyi bir seçenek olabilir. Buraya kadarkiler tabii ki benim düşüncelerimde ama daha önemlisi sizin düşünceleriniz. Siz Huawei Nova 11 Pro'yu nasıl buldunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bize belirtin. Eğer videomuz sizin için faydalı olduysa da beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.